Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Köfteyiz Sending Horizons'ın 61. bölümüne hoş geldiniz ve ilk olarak fark edeceksiniz ki camları değiştirdim. White stained glass yaptım ve daha da güzel duruyor. Evet. Diğer yanda alın, ön tarafa da bir bakalım. Ön tarafa nasıl bir şekil yapacağımı buldum ancak biraz materyal sıkıntısı çekiyordum artı bölüm stoğum yok. Devam edelim. Ebony ağacımı nihayet elde edebildim. Ve Unwary prensesimiz artık var. Şu an onu sadece her şeyle stabil hale getirmeye çalışıyorum. Evet. Durumumuz bu. Genel olarak. Bunun yanı sıra bayağı bir alüminyumum var artık. Bronzum bayağı azalmış. Bronz yapayım biraz. Ve Advanced Fluid Solidifier, Advanced Assembling Machine ve Advanced Mixer. Advanced Mixer, Advanced Assembling Machine, Advanced Fluid Solidifier. Ve Small pot, Tiny Potion Fluid Pipe. Ve input disabled, input disabled. Şimdi bana bir de tam olarak aradığım kolumdasın. Evet. Burası nedir diye soracak olursanız. Wet concrete, gel bakalım. Mixer bana Calcite Dust, Stone Dust, Clay Dust ve Quartz Sand lazım. Yıkalım. Calcite Dust. 32 tane gel. Sonra Quartz Sand. Daha fazla lazım. Ya şu Calcite Dust 2 tane istiyor değil mi? Evet. Gene daha fazla lazım da. Quartz Sentry. Tamam. Polarization. Tamamdır. Quartz. O zaman Mesator'dan biraz sent geçireceğiz. Bir stack yeterli. Whoop whoop whoop. Evet. Sonrasında başka neler lazım? Bu arada evet. High voltage Mesator'dan bir tane de kendi evime yapmam lazım. Dur, sen ne durumdasın? Teşekkürler, teşekkürler. Evet. Ve bu arada envanterimde bir şey daha gördünüz. Ona da değineceğim şimdi. Clean Room Controller. Ve voilà. Geriye sadece son kısmı kaldı. Calcite sen git, Quartz sen git. Başka ne lazım? Clay Dust ve Stone Dust. Stone Dust dünyanın en kolay şeyi. Ne haber Paçi kızım? Evet, video çekiyorum, sen kendini sevdirtmek istiyorsun. Tamam, omuzum açık. Ya seveyim seni. Evet. Bakalım size sesi geliyor mu? Şimdi. Multiblock Ghost'tan şu arkadaş için gerekecek. Black Steel Frame Box. Black Steel de öğretmem gerekecek.
Bu arada Black Steel'i bakalım nasıl üretiyormuşuz. Black Steel. Dust Furnace'dan. Black Steel Dust. Steel Dust, Nikel ve Black Bronze. Black Bronze'u nasıl elde ediyoruz? Bronze, Silver, Gold. Ay şey, Copper, Silver, Gold. Tamamdır. Geriye Clay Dust kalmış, değil mi? Tamam, kulağımı niye yalıyorsun? Paçi, kulağım niye? Ben senin kulağını yalıyor muyum? Gel bakalım. Gel bakalım. Neyse, bu hazır olana kadar biz de Black Bronze'umuzu yapalım. Oops. Sonra Black Bronze'umuzun ardından Black Steel'imizi yapalım. Ve yolumuza devam edelim. Valla. Voilà. 24 tane şimdi işimi görür diye düşünüyorum. Black Bronze Dust. Silver ve Gold. Tamamdır. Ya kızım. Olmuyor. Şurada da bir macerator'ım vardı, değil mi? Tamamdır. Şimdi. Elektron. Saniye. Aynı ilk kafaya çıkıyormuş tam. Bir an düşündüm hangisi daha verimli olur diye. Aynı kafadalarmış. Tabii siz. Bu obsidiyenlarla şimdiki çok bir işim yok. Son bir tane daha. Copper, 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 silver, gold. Tamam. Niye gelmiyorsun? Nikel yapmışım çünkü. Silver değil. Kimse de beni uyarmıyor tabii. Neyse, o yüzden de şuraya bir bakalım. Kesinlikle ama kesinlikle bir tane high voltage macerator'ı kendi binamda da yapmalıyım. Clay Dust, Quartz tamamdır. Calcite'ı da başka nereden elde ediyorum, ona bir bakmam lazım. Quartz Sand, Clay Dust. Evet. Ha, su da lazım, doğru. Şimdiki su kaynağı olarak şunu vereceğim. Sonra sana ayrı bir su kaynağı ayarlayacağım. Evet, wet concrete. Bu output. Güzel. Şimdi bu işlene dursun. Nasıl dur?
Tek bodoslama ayrı bir su kaynağı ayarlayabiliriz. Ve su altyapımı biraz değiştirmem gerekecek. Oops. Yani çok gerek kalmadı şimdilik. Şimdi başka ne yapıyordum? Evet. Copper dust. Gold dust ve silver dust. Tamamdır. Black bronze dust. Şimdi Black Steel Dust. Steel Dust. Sen ne istiyorsun? Mixer. Aynı sonuç. Burada Nickel Dust istiyorum. Nickel ve Silver. Her şey Steel. Şimdi bana totalde ne kadar Steel gerekecek? 82. Bunlardan bir tanesi 2 tane istiyor. 82 çarpı 2. ...164... bölü 'u komple işleyelim. Evet. Bu kısım biraz zaman alacak. Ben geri kalan her şey tamam olduğunda geri dönüyorum. Oh, kendime bir not. Bir dahakine bir respinin ne kadar sürdüğünü lütfen kontrol et. Hepsini yapmam bayağı bir uzun sürdü de. Bayağı. Ah, ve seni de alalım. Bir eksiğimiz kaldı mı burada? Daha doğru şunları almadım. Bir saniye. Şuradan iki tane de pressure plate alalım. Evet. Şunları bir açmak istiyorum. Soldering alloy. Güzel, güzel, güzel. Oxygen pipe şimdilik hiçbir işime yaramıyor ancak belki biraz yarayacak ileride. O yüzden oxygen pipe sizleri şuraya bakıyoruz. Soldering alıyordu bu, pardon. Tamam. Şimdi. Clean Room Controller. Seni nasıl yapıyoruz? Tamamdır. Başta 40 EU, sonradan da overclocklanmadığı takdirde 4 EU tüketiyor saniyede. Enerji. Sonrasında kilo voltage batteries. Structure guides, control top center. Bakalım görevde ne diyor? 5 çarpı 5. Tamamdır. Şimdi nereye yapabilir? Clean room yapabiliriz.
Aslında dur. Yani şuradan yapabilirim. Tabii bana hammer'ım lazım. Excavator'ım lazım. Ah, excavator gel. Evet. Şurayı kazalım bakalım. Ve tabii ki de hiçbir şey görmüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir de en alt kazalım. Tamamdır. Bunun normal yetmesi lazım. Şimdi yaptır blok gel. Şimdi clean room. Bu arada muhtemelen bunun tepesinin açık olması gerekecek. Ve en azından öyle estetik yapalım. Oraya bir havalandırma koyarım dışarıdan gözüksün diye. Hatta şuraya koyarım. Gel bakalım. Clean room controller block. Tamamdır. Maintenance hatch'i kesinlikle dışarı koyuyorum. Maintenance hatch. Ve sanırım buna kendi enerji hattını ayarlayacağım. Şimdi enerji hatch. What? Harvestable iron. Senin harvestable'ın. Hatta. Sonrasında bunları da yerleştirelim. Aa doğru şunlar tepeye şunlardı değil mi? Ne güzel, ne güzel, güzel. Evet. Ups, atladık. Temiz bir oda için nelerle uğraşıyoruz? Bu arada cidden Dark Steel'lerin yapımı cidden çok uzun sürüyor arkadaşlar. Hızlıca hazırlamaya başladım. Hani Clean Room yapmak planlarınız arasında varsa kesinlikle ama kesinlikle öncelikleriniz arasında Dark Steel üretmek olsun. Yani şey sadece planlarınız arasında olması bile yeterli. Evet. Tada. Tamamdır. Şimdi. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Sen gel.
Sen gel. Bunun yanı sıra. Bayrakatır. Sana gerek yok. Levye. Bayrakatır. Levye. Papizluz. Ranch kullanmadım mı? Kullanmamışım demek ki. Tamamdır. Şimdi buraya enerji sağlamak lazım. Buraya da bir kapı, şuradaki gibi bir kapı ayarlayacağım. Aslında benim medium voltage battery buffer'ım var. Ve yemek yesem güzel olabilir. Aslında gerçek hayatta da şu an yemek yesem güzel olabilir. Biraz karnım acıktı. Şimdi burada medium voltage battery buffer. Evet. Ve sen sizde ne kullanıyordum? Daha fazla lazım bana. Oh, du 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 du. Ve kesinlikle ama kesinlikle bunu da upgrade etmem lazım. Medium voltaj en azından. Belki high voltaj da olabilir. Benzinim buradan geliyor zaten. Aa, benim jeneratöre de ihtiyacım var. Yay, onu unutmuşum. Neyse, jeneratörü craft etmesi zor bir şey değil. Neydi? Aa, kombasyon. Klavye beceriksizliğimiz de çok güzel. Tanık olduğumuza göre tabii bir 6 tane daha alüminyum plate lazım. Bu makineyi cidden seviyorum. Sende bolt var, rod ve gear, small gear. Önce small gear'ları yapalım. Ardından rod'lar. Small gear. Motor. Copper kablo. Ve rod. Ranch. Bu arada çekiç, sen buraya gelebilirsin. Ne haber kızım? Ama koltuğu mahvettin. Evet. Şimdi geriye ne kalıyor? Good circuit. Elektrik piston. Motor. Copper kablo ve ben Levi'yi nasıl buraya attım? Neyse. Harikatır, sen gel, sen gel, sen gel, sen gel, sen gel. Evet. Bir tane combustion generator. Ve potting pipe. Hoş geldin. Şimdi şöyle gel bakalım. Ah!
Nedense aklımda meşhur bir olay var. Bir tane köprüyü yapmaya çalışıyorlar ancak hesaplamayı yanlış yaptıkları için köprüyü tam ortada buluşturacakları esnada her şey çok alakasız bir noktada yer alıyor. Şimdi bana bir de pil lazım. Aslında birkaç tane pil lazım. Bir tanesi zaten burada olacaktı. Burada bir tane medium voltaj pilim var benim. Ve kesin bulamayacağım ve kamera arkasında 4 tane pili craft ettikten sonra bulacağım. Medium voltage lithium battery. Sonrasında 3 tane daha benim pil yapmam lazım ve kızım mikrofonu yalamak yok. Yine. 9 tane battery alloy plate ve 6 tane ne copper wire. Şimdi battery alloy'um var mı hiç benim? Var. Bunların hepsini plate'e çevirelim. Aslında dur sanırım burada plate'im vardı. Yep. Üçten. Burası şu anlık işimizi görüyor. Sana verelim. Sen yaparsın. Advanced'sin zaten. Şimdi bunu buraya bırakalım. Dolmaya başlıyor musun? Mesela şu an bunun buffer'ını dolduruyor. Evet. Bu dolmaya başladı. Güzel. Sonracıma. Gel bağalım. Mesela biraz daha... Şu an maksimum zaten 4 amper verebileceğiz. Gelin bakalım. Evet. Bunlar da geliyor. Bir, iki, üç. Bu dört tanesi yeterli. Beşinciyi biraz fazladan yaptım ama olsun, sıkıntı yok. Fazla kablo göz çıkartmaz. Ve tabii ki de wire cutter'ı çantama atmamam lazımdı şu an. Ve kendime kesinlikle yakında bir yeni wire cutter yapmam gerekecek. Ve eğer şimdi hiçbir şey patlamazsa hayatımız çok güzel demektir. Soft evet. Artık clean room'umuz var. Ve bunun anlamı kendime bunu precision laser engraver bir tane medium voltaj laser engraver yapıp bunun içine koymam gerekecek. Evet. Şimdilik burayı kapatalım. Şansım aslında şey, görünüş olarak da tuhaf durmuyor. O yüzden mutluyum. Böyle bir ışık. Yani görünüş olarak hiç tuhaf durmuyor. Ah, temiz oda. Şimdi o zaman yapmamız gereken şey belli. Ama bunu bu bölüm yapamıyoruz. Bir tane medium voltage precision laser engraver yapacağız ve aslında dur. Şunları bir lityumla da dolduralım. Ben lityumu dur. Evet, lityumu şuraya taşımıştım. Lityum.
Nasıl zaten Advanced Circuit Assembler'ı yapacağım bir tane. Onu aşağıya koyacağım. Ona bir tane de Fluid Extractor koymam lazım. Bir tane Advanced Fluid Extractor. Bir tane Advanced Laser Engraver ve bir tane de aslında şey, Cutting Machine de lazım. Bayağı bir şey yapacağız. Cutting machine'i bu arada şurada basit bir lubricant üretimim var. Bunu kesinlikle bir ara otomatikleştirmem lazım. Lubricant üretimini kesinlikle ama kesinlikle otomatikleştirmeliyim. Çünkü cutting machine'lerimin hepsini lubricant'la kullanmak istiyorum ve orada dur. Şu şekilde yapabiliyor muyuz? Evet. Sadece 8 vardı. Neyse. 8 de yeterli şimdilik. Ayrıyeten enerji üretimi için planladığım şey de benden benzer bir şey istiyor. Benden gene lubricant kullanmamı istiyor. Gaygalmaştırıcı. Size devam ettirelim. Evet. O zaman ne diyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.